Sayın Başkan, çok kıymetli hazirun. Şimdi 20 senede neler yapmadıklarınızı veya yapamadıklarınızdan bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlarım, hasta mahkumlar konusu felaket. Yani hukuka aykırı bir şekilde infazlar. KHK'lı sağlık personelini zaten davaları kazansalar, beraat etseler de Sağlık Bakanlığı bunları tekrar işe alıp çalıştırmıyor. Güvenlik soruşturması bütün sağlık personeli için ayrı bir sıkıntı. Değerli arkadaşlarım, bakın, bu iktidar şu 20 yıl içinde etkili bir sağlıkta şiddet mevzuatı çıkartamadı. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve mobbingden uzak bir iş ortamı sağlayamadı. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının nitelikli eğitimini, staj, internlük meselelerini, buradaki sorunları gideremedi ve koruyucu sağlık hizmetine ağırlık veremedi. Covid-19 pandemisi döneminde bunun meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istedik, kabul edilmedi. 120 gün senede yıpranma payı, 5 yılda bir yıl yıpranma payı istedik, bu da kabul edilmedi. Ekonomik haklar, özlük hakları, bu konularda yapılan değişiklikler ise bırakın düzeltmeyi, adaleti derinleştirdi. Çok değerli arkadaşlarım, az önce iktidar cenahından bir milletvekili arkadaşım bıçak parasının kalktığını iddia etti. Bıçak parası nedir değerli arkadaşlarım? Hastanın kanuna dayalı olmayan, legal olmayan sağlığı için cebinden harcadığı parayı bıçak parası olarak tanımlayabiliriz. Peki bu kalktı mı? Hayır, böyle bir şey kalkmadı. Bu meslek içerisinde bıçak parası alanlar, elbette meslek içerisinde etik ölçülerde büyük bir düzelme sağlandı bu konuda. Kamu hastanesinde bundan bahsedemeyiz, ancak istisnai olarak bahsedebiliriz. Fakat özel hastanelerde ne oldu? Bıçak parası yaygınlaştırıldı. Bakın, senelerdir size şunu söylüyorum, şu araştırmayı yapın Sağlık Bakanlığı, hastanın cebinden çıkan herhangi bir yasaya dayanmayan para miktarı ne kadardır? Bunu bir türlü araştırmadınız ya da sonuçlarını bizimle paylaşmıyorsunuz. Bütün özel hastaneler hem fahiş farklarla hem de vergilendirilmemiş farklarla ancak ayakta durabiliyorlar. Böyle bir sistem getirdiniz. 20 yılda ne kadar para çıktı hastanın cebinden? Bunun hesabını hala vermediniz. Değerli arkadaşlarım, bu para giderilmedi. Hastanın cebinden çıkan para, iki, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ürettiği artı değere hem özel hastaneler hem de devlet tarafından, bakanlık tarafından el koyulması aksine bu haksızlığı derinleştirdi, daha büyük bir hale getirdi. Aile hekimliği konusu en büyük iddianızdı 20 yıl önce. Ne oldu? Ne koruyucu hekimlik ayağı, ne sevk zinciri herhangi bir işlerlikte değil. Değerli arkadaşlarım, sevk zinciri olmazsa aile hekimliğinin fonksiyonundan bahsedebilir miyiz? Sayın Bakan'a ve ekibine soruyorum. Sevk zinciri çalışmadığı yerde aile hekimliğinden bahsedilebilir mi? Ama çalışmıyor. Sevk zinciri neden önemli? Hastane yatış süresini kısaltır. İlaç masrafını genelde bizim sağlık için harcadığımız paranın totalini azaltır. Ama bunu yapmadınız. Neden? Sadece popülizm adına. Bunun sonuçları ne oldu? Evet, eğitim hastanesinde çalışan, yıllarca çalışan biri olarak söylüyorum ki bir üçüncü kademe sağlık hizmeti veren klinikte en zor veya en komplikasyonlu vakalar tedavi edilecekken günümüzün en az yarısı, üçte biri birinci veya ikinci kademede çözülebilecek vakalarla geçti. Kısaca değerli arkadaşlarım, aile hekimleri reçete ve rapor yazan doktor haline getirildi. Bunu kaldırın demiyoruz. Farkındayım Sayın Başkan. Bunu kaldırın demiyoruz. Sadece ıslah edin diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Sibel Hanım'a ben sizlere duyurken. Teşekkür ederim başkanım. Evet, ben de saygıyla selamlıyorum bakanlığı ve bürokratları, tüm katılımcıları. Evet, şimdi bir İstanbul milletvekili olarak Sayın Bakan, bize vatandaşlarımızın en çok ilettiği sorun bu tabii ki randevu almaktaki güçlük ve çok kısa muayene süreleri, ilaç bulmaktaki sıkıntılar, işte ameliyat günü almakla ilgili sorunlar var. Ya bunlar gerçekten vatandaşlardan en çok duyduğumuz sorunlar. Ben burada bürokratlara, değerli bakan yardımcıları, değerli hastane yöneticileri, doktorlarımı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir çaba içerisindeler ama yöntem olarak böyle olmaması lazım. Vatandaşlarımızın sizin bugün sunumunuzda belirttiğiniz gerçeklikte bu sorunu çözüyor olması lazım. Ama gerçekten bir sorun alanı. Şimdi Esenyurt'ta devlet hastanesi var. İşte Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi. Ciddi bir uzmanlık alanını gerektiren alanlarda hekim eksikliğinden bahsediyorlar. Bu sorunların olmaması gerekiyor. Ciddi nüfusların yaşadığı bir bölge burası. Ve cerrahın mesela, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde cerrahın olmadığından bir pazar günü ya da bilemiyorum nöbet süresi de olabilir burada. Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların ileri tarihlere ertelenmesi, bu da ciddi bir sorun olarak belirtiliyor. Hekimlerin yurt dışına gitme sorunu bugün çok gündeme getirildi. Bu konuda bir önleminiz var mı? Bir şey yapıyor musunuz Sayın Bakan? Çünkü bu belirli alanlardaki hekim eksikliğine sebebiyet veriyor. Ya muazzam devasa şehir hastaneleri var. Ama içinde bir istihdam politikası noktasında bir sorun var. Bu hastanelerde ciddi bir dağınıklık var. Yani bir motivasyon eksikliği var, bir memnuniyetsizlik var. Buna da odaklanmanız gerektiğini düşünüyorum. Aile hekimliği konusunda ciddi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Güçlendirmeniz gerekiyor. Sayın İslam değindi detaylı. Ve amatem ve çematemlere çok ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Uyuşturucu bağımlılığı ciddi bir sorun alanı. Sizin bu konuda diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde her ilde olacak şekilde ve gerçekten vatandaşlara ulaşabilirliğini sağlayacak bir çalışma yapmanız gerekiyor. Son 10 saniyede sunumunuzdaki olumlu bir nokta değişen demokrasi... Son 10 saniye değil de 10 saniye geçmiş durumdasınız. Son öyle cümlenizi mi? Alayım. Tamam, son cümlem o zaman Sayın Başkan. Sunumunuzda olumlu gördüğüm bir nokta değişen demografik yapımıza göre çalışma yapacağınızı söylediniz. Bu ciddi bir politika değişikliği gerektiriyor. Yaşanan bir nüfus var ve belirli hastalıklarda ciddi bir sorun alanı yaşıyor ülkemiz. Bunlara ciddi bir yatırım gerekiyor. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, teşekkür ederim. 2 dakika süreniz.